Merhabalar. Bugün sık karşılaştığımız problemlerden birinden bahsedeceğiz. Omuzda sıkışma sendromu ve bununla ilgili egzersizleri konuşacağız. Yanımda fizyoterapistimiz Ayşenur Hanım var. Ayşenur'cum, Doktor Serhan Bey'e gittim. Bana omuzumda sıkışma olduğunu söyledi. Tendonumda bir takım yıpranmalar olduğunu, ufak bir yırtığım hatta olabileceğini söyledi. Neler yapmam lazım? Nasıl egzersizler yapmam lazım? Bana anlatır mısın lütfen? Tabii ki. Okey. Çoğunlukla pasif hareketle başlıyoruz. Evet, ilk başta ağrılı dönemde. Ağrılı dönemde. Biraz daha korumaca gidiyoruz. Tabii, korumaca. İlk egzersizimizde olayımıza başlayalım. Evet, sopamızı aldık. Evet. Evet, ilk hareketimiz... Öne doğru dirseklerimizi uzatın. Mümkün olduğunca rahat pozisyonda. Evet. Böyle yukarıya doğru kaldırma hareketi Oklavayı yapıyoruz. Tutuyoruz. Tutuyoruz. Kaldırırken bu kasımı kullanıyor muyum? Bu kasımın diğer kolumun gücüyle mi? Tabii, diğer kolumun gücüyle. Yaralı olan elimi çok yormadan diğer kolumun gücüyle yukarıya yönlü. Dolayısıyla bu yardımlı... Aktif hareket mi oluyor bizim için? Yardımlı aktif hareket. Yardımlı aktif hareket. Pasif hareket. Evet, çok doğru. Pasif hareket yapmış oluyor. Diyelim ki sol kolum ağrıyor. Sağ kolumla daha çok oklavayı tutup gücümü sağla yapıyorum ve ama bu arada solda kalkmış oluyor. Sol, evet, oklavanın ve diğer kolumuzun gücüyle kalkmış oluyor. Evet. Elimizi bu esnada dışa doğru avucumuzun içi yere bakacak şekilde tutuyoruz bu şekilde topayı tutuyorum. Ve bu şekilde diğer kolumuzun kaldırıyorum. Gücüyle kaldırıyoruz. Daha çok sağlam kolumun gücüyle kaldırıyorum. Desteğiyle kaldırıyorum. Mümkün olduğunca kaldırabildiğimiz son noktaya kadar ağrı noktaya kadar kaldıracağız. Ağrı noktaya kadar kaldırıyorum. Çok da zorlamadan. Evet. Konuşsa. Bu sağlam kolumla kaldırıyorum. Evet, burada ağrımaya başladı. Evet, bu ağrıdığı noktada biraz kalıyoruz. Burada çok da zorlamadan biraz hafif hafif ağrı sınırını geçebiliriz ilerleyen dönemlerde. Bu şekilde diğer kolumun desteğiyle kaldır indirme çalışıyorum. Kaldır indirme çalışıyorum. Evet. Birinci egzersizimiz bu. Bundan kaç tane öneriyoruz mesela egzersizlerden? Günde 3 sefer yapılabilir. 3 sefer, 4 sefere kadar yapılabilir. Egzersizleri 10'ar defa yapacağız. 10'ar defa yapacağız. Evet. Bunu mesela ben arttırmak istedim. 15 tane yapmak istiyorum. Bunu öneriyor musunuz? Yapabilirsiniz. Tolere edebilirseniz eğer. Tolere edebildiğimiz çok fazla çok ağrı olmayacak. Olmazsa evet, yapabilirsiniz. Çok ağrı olmayacak. Evet. Evet. İkinci hareketimiz femuru tutuyor muyum hala oklavayı? Femuru tutuyoruz. Evet, oklavayı tutuyoruz oklavamızı. Yine hasarlı olan kolumuz, ağrıyan kolumuzun desteği femurumuzun üstünde. Diğer sağlam kolumuzla yana doğru İktiriyorum. Açma çalışacağız bu şekilde. Evet. Yine ağrı sınırında ağrı sınırını biraz geçerek. Tamamen sağ kolumla iktiriyorum. Evet, sol kolumuz. Sol kas gücümü hiç kullanmıyorum. Kullanmıyoruz. Evet. Çok güzel. Hissediyorum. Evet. Ağrılı noktayı yine ufak ufak böyle arttırmaya çalışıyorum. Sınırım ağrının başladığı yer. Burada biraz hafif zorluyorum ve indiriyorum. Çok güzel. Bu ikinci hareketimizdi. Evet. Yine sayılar değişmiyor. Sayılar değişmiyor. 10, yine aynı. 15 tolere edebildiğim noktaya kadar artırabiliriz. Evet. Üçüncü bir hareket. Üçüncü bir hareket. Geriye yine aynı hareketimiz var. Sopayla birlikte. Böyle mi tutuyorum? İki şekli var. Birinci formu bu. Yandan gösterelim bunu. Şöyle. Aha. Evet. Arkadan tutup yine ağrı sınırında şu şekilde geriye doğru. Burada vücut pozisyonu dik. Mümkün olduğunca gövdeyi öne eğerek yapmıyoruz. Hareketi mümkün olduğunca omuzdan istiyoruz. Diğer egzersizlerdeki gibi yine sağlıklı olan ağrımayan kolumuzun ağırlığıyla geriye doğru açma çalışıyoruz. Bu şekilde. Evet. Güzel yaptığımı düşünüyorum. Evet, çok güzel yapıyorsunuz hocam. Evet, teşekkür ederim. Evet. Bu üçüncü hareketimizdi. Evet. Dördüncü hareketimiz? Rotasyon hareketlerimiz var. Bu da devamlı ilk yine etapta oklavayla devam. Oklavayla yine siz devam. Siz femur bulamayabilirsiniz evde. Siz oklavayla devam edebilirsiniz. Yapalım. Uzun bir şemsiye olur. Evet. Dirseklerimiz gövde yanında sabit. Evet. Yine sağlam olan ağrımayan kolumuzla ağrıyan kolumuzu sadece el bileğinden itme veriyoruz. Dirsek sabit şekilde. Evet. Gövdeyi yana eğmiyoruz. Dirseği açmıyoruz. Evet. Bu burada sabit. Yana doğru itme. Mümkün olduğunca yine ağrı sınırını biraz ufak ufak geçerek güzel rotasyon çalıştık. Bu egzersizin bir alternatifi var mı?
Yani işte kapıyla, dolapla yapabileceğim başka bir alternatif şekli var mı? Bantla, lastikle yapılan versiyonları var. Pilates lastiği dediğimiz terabantlarla yapılan versiyon var. Onları daha sonradan hem kuvvetlendirmeye yine açıyla da açı çalışmış oluyoruz. Okey. Daha sonradan belki bunlardan bir video daha yaparız. Gösteririz o zaman. Evet. Başka? Bir de iç rotasyonumuz var. İç bunu rotasyonumuz arkadan var. Yapacağız. Şöyle dönelim. Evet. Yine sopayla yaptığımız bir hareket. Evet. Ağrılı kolumuz sol taraf. Yine sağ elimizin gücüyle bu sefer arkadan içe doğru çekme yapıyoruz. Yine hareketler diğerleri gibi 10'ar defa, günde 3 sefer, 4. sefer, bir kez de gece olmak kaydıyla yapılabilir. Bu şekilde. Hastalarım özellikle lastikli bu terabantlı egzersizleri de çok seviyorlar. Evet. Bence kesinlikle bu terabantla yapılan egzersizleri de eklememiz lazım. Onunla ilgili en kısa sürede bir kısa video çekelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.